Zehra Hanım, öncelikle sizi tanıyalım. Buyurun. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Nevşehir'de 1988 yılında doğdum. İlköğretim ve lise eğitimimi tamamladıktan sonra 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde diş hekimliği eğitimi aldım. 5 yıl bu fakültede eğitim aldıktan sonra 2011 yılında dönem birinciliğiyle mezun oldum. 2 yıl kadar İstanbul'da Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde pratisyen diş hekimi olarak görev aldım. Sonrasında uzmanlık sınavına hazırlandım ve İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda göreve başladım. 4 yıllık uzmanlık eğitimi ardından ortodonti uzmanı unvanını aldım ve şu anda memleketimde ilk ortodonti kliniğini açmış bulunmaktayım. Yani şu an ben de bunu sizle birlikte öğreniyorum. Ortodonti uzman olup ortodontik tedavi yapabilmek için 5 yıl diş hekimliği eğitimi ve sonrasında 4 yıl uzmanlık eğitimi aldınız. Doğru mu? Evet, ortodontik tedavi uygulaması uzmanlık gerektiren bir durumdur. Diş hekimliği fakültelerinde alınan eğitimlerde ne yazık ki ortodontik tedavi diş hekimi adaylarına yeterli şekilde öğretilememektedir. Bu nedenle uzmanlık sınavına girildikten sonra fakülte hastanelerinde alınan eğitimin ardından ortodontik tedavi uygulayabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı size ortodonti uzmanı unvanını verebilmek için sizi tekrardan yine sınava tabi tutar. Ve eğer siz bu sınavda başarılıysanız bu unvanı alabilirsiniz. O nedenle ortodontik tedavi süreçleri kadar tedaviyi uygulayan hekimler de çok önemlidir. Hastalarımızı bu konuda özellikle uyarmak istiyorum. Gerçekten zorlu bir süreçmiş hocam. Ortodonti nedir? Kısaca özellikle buradan izleyicilerimizden bilmeyenlere aktaralım. Buyurun. Ortodonti, dişlerin, çenelerin ve yüzlerin düzensizliklerini teşhis eden ve bunları tedavi eden diş hekimliğinin bir uzmanlık alanıdır. Kapanış bozukluğu dediğimiz düzensizlikler, dişlerden, çenelerden, dişlerin ve çenelerin birbiriyle olan ilişkilerinden kaynaklanabilir. Örnek olarak verecek olursak, diş ve çene büyüklükleri arasındaki uyumsuzluklar karşımıza çapraşıklık ya da dişler arasında aralıklar şeklinde çıkmaktadır. Ortodontik tedavide dişlerin uygun konumlarını alınarak tedavi edilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Peki ortodontik tedavinin yaşı var mıdır? Ortodontik tedavinin herhangi bir yaşı yoktur. Önemli olan bizim için kemik ve diş sağlığıdır. Kemik sağlığı yerinde olan, dişleri sağlıklı olan tüm bireylerde ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilir. Burada önemli olan nokta şudur ki uygulanan tedavi prosedürü değişmektedir. İskeletsel bozukluklar daha küçük yaşlarda daha basit yöntemlerle tedavi edilebilirken ileri yaşlarda tedavi alternatifleri cerrahi gibi yöntemler olmaktadır. Bu nedenle en önemli kısım erken teşhistir bizim için. Hastalarımızı daha erken yaşlarda mutlaka bize muayene için beklemekteyiz. Peki ortodonti uzmanına en erken kaç yaşında gidilmelidir hocam? Bunun için şu şekilde size verileri söyleyebilirim. Türk Ortodonti Derneği'nin ve Amerika Ortodonti Topluluğu'nun verilerine göre ilk ortodontik muayene 7 yaşında yapılmalıdır. Bu yaş dönemi daimi dişlerin çıkmaya başladığı döneme denk gelmektedir. Özellikle bu dönemlerde yapılan tedaviler daha basit olmakta, daha kolay önlemler alınabilmektedir. Dediğimiz gibi erken teşhis her zaman uygulanacak tedaviyi daha basit hale getirmektedir. Peki neden ortodontik tedavi yaptırmamız gerekiyor? Yaptırmazsak ne olur hocam? Bunun en önemli iki nedeni vardır. Özellikle güzel bir yüz estetiğine sahip olmak, güzel bir gülüşe sahip olmak ve ikinci bir neden ise ideal çiğneme fonksiyonuna sahip olmaktır. Güzel bir gülüşe sahip olmak tabii ki görsellik açısından çok önemli. Bu insanın ve bireyin toplumdaki özgüvenini artıran bir durumdur. Dişlerin güzel bir şekilde sıralanması, etkili bir fırçalama, diş ve diş eti sağlığını sağlarken aynı zamanda çene eklem fonksiyonlarının da uygun olmasına neden olur. Ortodontik tedavi yani bireyde uzun vadede bir yarar sağlamaktadır. Peki hocam en önemli soru belki de ortodontik tedavi süresi ne kadardır?
Ortodontik tedavi süresi 1-2 yıl kadar sürmektedir. Tabii bu uygulanacak tedavi prosedürlerine göre ve hastalarımızın tedaviye uyumuna göre bu süreç azalır ya da artar. Daha ileri yaşlarda, iskeletsel bozukluklarda tedavi süresi uzayabilmektedir. Bunu özellikle belirtmek isterim. Tabii ki bu tedavi süreleri çok uzun olduğu için hocam, ileri yaşlarda dişlerinde tellerin görünmemesinden ya da görünmesinden rahatsızlık duyanlar için nasıl bir uygulamalar var? Tabii ortodontik tedavide sadece metal braketler ya da teller kullanmamaktayız. Yetişkin hastalarımızda estetik braketler, şeffaf plaklar ya da dişlerin iç yüzeyinde bulunan lingual ortodonti dediğimiz görünmez tellerle birlikte ortodontik tedavide yapabilmekteyiz. Özellikle yetişkin hastalarımız ve göz önünde meslek sergileyen bireylerde tellerin görünmesinden rahatsızlık olma gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda biz yine hastamızı muayene ediyoruz, tedavi ihtiyaçlarını belirliyoruz ve tedavi alternatifleri hastalarımıza sunulmakta ve hastalarımız kendileri için uygun olan tedaviyi yine kendisi tercih etmektedir. Her zaman mutlaka yapılacak bir tedavi alternatifi vardır. Peki hocam, benim gibi korkanlar için özellikle bu soruyu sormak istiyorum. Ortodontik tedavi süreci ağırlı mıdır hocam? Ortodontik tedavisi ve diş teli herhangi bir ağrı ve acı yaratmaz. Ancak bazı bireylerde diş tellerinin takılmasının ardından 2-3 gün süren dişlerde sıkışma hissi ve yumuşak dokularda tahriş görülebilmektedir. Ağız içi yumuşak dokular zamanla diş tellerine alışmakta ve bu tahrişler azalmaktadır. Tabi burada ağız içi bakım çok önemlidir ve ortodonti uzmanınızın tavsiyelerine mutlaka uymalısınız. Bu durumda herhangi bir rahatsızlık duymadan tedaviniz sonlanır. Diş telleri çıktıktan sonra dişler tekrar o bozuk hale dönmek isteniyor mu hocam? Evet, kesinlikle dişler tekrardan eski haline dönmek isteyecektir. Ama biz bunlar oluşmasın diye bir dizi önlemler alıyoruz. Özellikle tedavi sonlarında dişlerin arkalarına ince görünmez teller yapıştırıyoruz. Ve bu şekilde dişlerin eski haline dönmesini engellemekteyiz. Pekiştirme süreci dediğimiz bu süreç tedavi süreci kadar önemlidir. Hastalar bu süreçte pekiştirme plakları da kullanmaktadırlar. Ve böylece dişlerin tekrar geri eski haline dönmeleri engellenir. Ortodonti uzmanının bu süreçte size söylediği ve uymanız gereken kurallara mutlaka dikkatlice harfiyen uymalısınız. Peki bu tedavi maliyeti nedir? Nasıldır? Devlet desteği var mıdır hocam? Bu konuda bilgi Tabii ki ortodontik tedavi her hasta için farklılık gösterdiği için tedavi süreçleri, tedavi prosedürleri ve tedavi maliyeti de her hasta için farklılık gösterir. O nedenle özellikle ortodontik tedavi maliyeti şudur diyemeyiz. Hasta değerlendirilir ve tedavi maliyeti birebir hasta için belirlenir. Aynı zamanda kullanılan materyallerin de kalitesi tedavi maliyetini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Ortodontik tedavi sürecinde kullandığımız materyallerin yerli üretimi mevcut değildir ne yazık ki. Biz kliniğimizde Amerikan üretimi malzemeler kullanmaktayız. Ve bu malzemelerin kalitesi de tedavi sürecini olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Ne yazık ki her sektörde olduğu gibi ortodonti sektöründe de Çin malı ürünler kullanılmaktadır. Yalnız bu ürünler uzun vadede hastaya ve tedavi sürecine olumsuz etkileri bulunmaktadır. O nedenle kullanılmasını kesinlikle önermiyorum. Mutlaka kaliteli ürünler kullanılmalıdır. Devlet desteği konusuna gelecek olursak, kliniğimiz özel bir kliniktir. Buna rağmen biz sevkli hasta kabul etmekteyiz. Sevkli hasta için de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı belirlediği kriterler vardır. 18 yaşının altındaki bireylerde ve estetik olarak görünen diş bozukluğunun belirli kriterlerin üzerinde olduğu vakalarda ve sigortalı olan bireylerde devlet hastanesinden sevkli gelindiği durumlarda kliniğimizde tedavisine başlanabilmektedir. Ödenen tedavi maliyetinin bir kısmını hasta Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tekrardan maliyetini alabilmektedir. Evet Zehra Hanım, bu önemli bilgiler için size teşekkür ediyoruz. Son olarak kliniğinizdeki hizmetler nedir hocam?
Kliniğimizde çocuklarda ortodontik tedavi uygulamaktayız. Fonksiyonel ortodontik tedavi, miyofonksiyonel tedaviler, yetişkinlerde ortodontik tedavi, şeffaf plaklarla ortodontik tedavi, lingual ortodonti, çene eklem tedavisi, diş sıkma ve gıcırdatma, uyku apnesi tedavisi ve diş beyazlatma dediğimiz bleaching uygulamaları yapılmaktadır. Evet, ortodonti uzmanı Sayın Zehra Uz'la birlikteydik. Bu değerli bilgileriniz için size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.